Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir klavye incelemesiyle karşınızdayız. Fakat bu sıradan bir klavye değil. Bunu hemen size baştan belirtelim. Bu bir oyuncu klavyesi. XPG'nin Summoner ismini verdiği klavye. Genellikle biliyorsunuz oyuncu klavyeleri mekanik oluyor. Ve bu da mekanik bir klavye. Dolayısıyla mekanik denildiğinde akla gelen şey ses çıkartması oluyor arkadaşlar. Burada aslında XPG biraz da klavyeden ne kadar ses çıkacağını oyuncuların tercihine bırakmış. Nasıl? Summoner'da 3 farklı şu gördüğünüz mavi renkteki tuş anahtarlarından var. Bundaki mavi renk. Zaten XPG'nin sitesine de girdiğinizde arkadaşlar göreceksiniz bu anahtarlar, tuş anahtarları dedikleri 3 farklı renkte geliyor. Ve bu renkler klavyenin çıkardığı sesi de belirlemiş oluyor aslında. Bize gelen, inceleme için gelen klavyedeki mavi renk en çok ses çıkaran renk anlamına geliyor. Genel itibariyle klavyede eğer yazı yazmayacaksanız bu büyük bir sorun teşkil etmiyor aslında. Fakat ben oyun oynamanın yanında iş içinde kullanacağım diyorsanız biraz sıkıntı olabilir. Hemen size şu şekilde göstereyim. Adeta bir daktilo ile yazıyormuş gibi ses çıkartıyor klavye. Bu belki sizi rahatsız etmeyebilir. Yani sonuçta klavyeyle yazı yazarken çok fazla bu sese aldırış etmeyebilirsiniz. Lakin evde başka biri varsa ya da ofis ortamında, ki bu klavye ofis ortamında kullanmak için hiç uygun değil, kullanıyorsanız yanınızdaki kişileri rahatsız etme olasılığınız hayli yüksek arkadaşlar. Bunu size hemen incelememizin başında belirteyim. Peki gelelim işin oyun tarafına. Zira bu bir oyuncu klavyesi. Bu klavye bize neler sunuyor? En önce klavyenin tasarımından bahsetmek istiyorum. Ben ki tasarımı benim oldukça hoşuma gitti. XPG bu klavyesinde zımparalanmış alüminyum kullanmış arkadaşlar kasada ve kasanın ağırlığı hayli var. Dolayısıyla bu klavyeyle kavgaya gitseniz gerçekten can yakarsınız. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Klavyede şu klavyemizi şöyle koyalım. Şöyle bir manyetik kol yaslama yastığı bulunuyor arkadaşlar. Bileğinizi bu yastığın üzerine koyabiliyorsunuz. Bu kol yaslama bilekliği arkadaşlar manyetik bir yapıda ve klavyeyi direkt olarak şöyle tuttuğunuzda yapışıyor. Dolayısıyla altta mandallı bir yapı yok ve bu aslında şu açıdan önemli. Biliyorsunuz mandallı yapılarda zamanla kırılma olabiliyor ve kırıldıktan sonra gerçekten kullanımı çok zor oluyor. Burada manyetik bir yapının tercih edilmesi gerçekten bu açıdan çok rahat olmuş ve istediğiniz zaman da hiç uğraşmadan direkt olarak bunu çekip çıkartabiliyorsunuz. Fakat bunu ben kimsenin çıkartmak isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü bileğiniz gerçekten bunun üzerinde aşırı rahat ediyor diyebiliriz. Gelelim klavyemizdeki bir diğer önemli özelliğe. Klavyedeki multimedya tuşları da gayet rahat, konforlu ve dayanıklı olarak tasarlanmış. Özellikle bu multimedya tekerleği ilk görünüşte plastik havası veriyor ki ben de öyle zannettim. Hani tuşlar gibi bunda plastik olduğunu zannettim. Fakat bu da metal bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani alüminyum olabilir muhtemelen. Yanındaki tuş ise normal ses açıp kapatma tuşu, normal plastik. Fakat bu multimedya tekerleğinin metalik bir yapıda olduğunu söyleyebilirim ki bu da muhtemelen kullanım ömrünü uzatacaktır. Klavyemizdeki önemli noktalardan birisi de RGB yani LED aydınlatmalı olması. Fakat burada şöyle bir eksiden bahsetmek istiyorum ben. XPG bunu yazılım arayüzüyle yapmak yerine klavyedeki Fn tuşuyla çeşitli kombinasyonlarla deneyimletmek istemiş. Yani bunu bilgisayarınızın arayüzünden değiştiremiyorsunuz. İşte gökkuşağı şeklinde gitsin ya da ne bileyim mavi salt renk olsun, kırmızı salt renk olsun gibi değişiklikler yapamıyorsunuz. Bunun yerine işte Fn tuşuyla yön tuşuna bastığınızda misal programı değişiyor. Fn tuşuyla F1, F2 üzerine tanımlanmış makro tuşlarına bastığınızda ise renkler ve programın şekli değişiyor. Dolayısıyla bir arayüzün olmaması büyük bir eksiklik diyebiliriz. İleride arayüz gelir mi ya da gelen arayüz bu klavyeyle uyumlu olur mu? Bu da bilinmeyen başka bir nokta. Gelelim klavyemizdeki önemli özelliklerden bir diğerine, makro tuşlarına. Biliyorsunuz zaten oyuncu klavyelerinin genelinde makro tuşları oluyor. Fakat XPG Summoner'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Makro tuşları ayrı tuşlar yerine F1, F2, F3'ün üzerine konumlandırılmış. Dolayısıyla buradaki atamaları yine çeşitli tuş kombinasyonlarına basarak yapıyorsunuz ve bunları yine Fn tuşuyla birlikte makro olarak kullanabiliyorsunuz. Oyuna girdiğinizde yine aynı şekilde makro olarak bunları tanımlıyorsunuz. Tabii bunlar ne kadar kullanışlı olur, ne kadar olmaz, bu biraz daha kullanıcıların tercihine kalmış bir şey. Malum bazı oyun severler hani makro tuşlarının ayrı olmasını seviyor. Bazıları ise klavyede çeşitli tuşların üzerine makro tuşlarının atanmasını tercih ediyor. Burada artık tercih tamamen oyun severlerin kararına kalmış diyebiliriz. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim. Bu klavyenin tuşlarında %100 anti gölgeleme özelliği de mevcut. Ayrıca kutu içerisinde şöyle tuşlar geliyor arkadaşlar. Ben bunları hiç açmadım. Dilerseniz burada W, A, S, D tuşları mevcut ve yön tuşları da var.
Ayrıyeten şurada bir tane de makro tuşu var. Yani dilediğiniz makro tuşunu yerine koymak için bunu da seçebiliyorsunuz. Bu tuşları sizin de tahmin edebileceğiniz gibi klavyedeki diğer tuşlarla değiştirme imkanınız bulunuyor. Oyuncular eğer çok fazla böyle ayırt etmek isterlerse tuşları bunları değiştirebilirler. Fakat şöyle bir durum var. Bunu da hemen belirteyim. RGB modlarında zaten oyun modu bulunuyor. Dolayısıyla o modu seçtiğinizde zaten WASD ve yön tuşları kendiliğinden yanıyor. Dolayısıyla böyle bir mod varken bu tuşları kullanmak da çok fazla gerekli değil diye düşünüyorum ben. XPG Summoner'da önemli olan noktalardan birisi de şu gördüğünüz bağlantı kablosu. Bunu gördüğünüzde ne kadar kalın, ne kadar gereksiz gibi düşüncelere girebilirsiniz. Fakat öyle değil arkadaşlar kesinlikle. Bir kere bunun örgülü olması dayanıklı olduğu anlamına geliyor ki bu klavye için önemli bir şey. Ki sonuçta buna önemli bir meblağ ödüyorsunuz. Fiyatını birazdan size söyleyeceğim zaten. İki tane USB portu geliyor diyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ne diye. Hemen belirteyim arkadaşlar. Summoner'ın şu arka kısmında bir tane USB girişi bulunuyor. Dolayısıyla bunlardan birisini bilgisayarınıza bağladığınızda buradaki USB'yi aktif etmiş oluyorsunuz. Yani size yine bir USB kaybına neden olmuyor. Nedir? Atıyorum flash belleği klavyenize takıyorsunuz ya da mouse'unuzun kablosunu klavyenize takıyorsunuz gibi özellikler sunuyor size. Dilerseniz hiç kullanmaya da bilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Sadece klavyenin kablosunu takacaksınız ve klavyeyi direkt olarak kullanmaya başlayacaksınız. Yani şu ikinci USB'yi kullanmak tamamen sizin inisiyatifinize kalmış diyebiliriz. Peki bize bu kadar özellik sunan, dayanıklı yapısıyla dikkatleri çeken klavyemizin fiyatı ne kadar? Hemen onu da size belirtelim arkadaşlar. Malum son dönemde döviz kurları falan biraz yükseldi. Bu yükselmenin etkisiyle oyun ekipmanları da yükselmiş durumda. Fakat bu XPG'nin Summoner klavyesi halihazırda 600 liradan satılmakta. Ki ben bu klavyeyi zaten takip ediyordum. Bir ay falan önce de 600 liraydı. Lakin her an zam gelebilir. Bunu da size belirtelim. Eğer klavye alma düşünceniz varsa çok gecikmemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Malum koronavirüs sebebinden de ötürü oyun ekipmanlarına olan talep arttı. Öte yandan tedarikte de zaten sıkıntılar çıkıyor. Bunlar biliyorsunuz ithal ürünler. Dolayısıyla eğer oyuncu klavyesi almak istiyorsanız özellikle de böyle üst meblağlarda, üst seviyelerde paralar ödeyerek sağlam bir klavye almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.